Evet sevgili seyirciler, bu akşam Moda TV Spor Halli'deki programda iki tane güzel konuğumuz var. İki tane sporcumuz var. Onlarla bu akşam güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk önce konuklarımıza hoş geldin deyip programımıza başlayacağız inşallah. Kardelen Eriş, karate sporcumuz. Kardelen hoş geldin. Kendini bize tanıtır mısın Kardelen? Adım Kardelen Eriş, 13 yaşındayım. Lisanslı sporcuyum. 6 yıl önce 2015 yılında Okullar Hayat Olsun projesiyle karate sporuna katılan bir sporcuyum. Kaç yıldır karate yapıyorsun Kardelen? 6 yıldır yapıyorum ve şu anda da devam ediyorum. Evet, Ayşegül Çakır, sizden alalım. Ben Ayşegül Çakır, 6 yıldır karate sporu yapıyorum. Okula gelen bir projemizle karate sporuna başladım. Güzel. Peki arkadaşlar, sizler Okula Hayat Olsun projeyle karateye başladınız. Sonra karateyi 6 yıldır devam ettiriyorsunuz. Karate sporunun size kattıkları nelerdir veya karateyi neden tercih ettiniz? Bir sürü spor dalları varken karateye tercih etmenizin bir sebebi var mıydı? Karateye şöyle, dövüş sanatlarına çok ilgim vardı benim küçükken. Hatta evimizin yolunun üstüne de bir tane tekvando kursu vardı. Annem yaşım küçük olduğu için beni vermek istemiyordu, dövüş sporu olduğu için. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra okula bir duyuru geldi karate sporu ile ilgili. Bize öğretmenlerimiz gerekli olan formu ve gerekli olan evrakları söylediler. Biz de o evrakları, yani karateye başlamak isteyenler o evrakları tamamlayıp müdüre vermesi gerekiyordu. Biz annemle o gün, ben istekli olduğum için tabii birazcık da ısrarlar üzerine, o gün evrakları falan tamamladım. Ertesi gün de müdüre verdim. Fakat ben karate kursu başladıktan bir hafta sonra haberim oldu. Sınıfta iki tane arkadaşım gidiyordu, yapıyordu o sporu. Bir gün tesadüfen yolda onları gördüm. Nereye gittiklerini sorduğumda karateye gidiyoruz diye cevaplandırdılar. Ben de peşlerine takıldım. O gün bugündür karate sporu yapıyorum. Ama o arkadaşlarım maalesef benimle birlikte bu spora devam etmediler. Ama ben mutluyum. Çok severek yapıyorum ve zevk alıyorum yaparken. Evet Ayşegül. Sen karateye Kardelen'le aynı dönemde başladınız. Evet. Karate sporunun size gelişim açısından, çevre açısından, arkadaşlar açısından neler kattı? Ve karate sporunu başka bir arkadaşlarınıza önerir misiniz? Öncelikle başka arkadaşlarıma tabii ki de öneririm. Disiplinli bir spor. Disiplin en önemli şeylerden bir tanesi. Karateye bir merakım vardı. Böyle başladım. Öneririm. Önerirsin. Peki sen karateye başladıktan sonra ne tür bir değişiklikler olmaya başladı? Aile yapısında, derslerinizde, ödevlerinizde, davranışlarınızda herhangi bir size değişiklik oluştu mu? Bunu size veya söyleyenler oldu mu? Okulda öğretmenleriniz olur, aileniz olur. Tabii ki de söyleyenler oldu. Öğretmenlerim mesela. Ben genelde çok içime kapanık bir çocuktum. Arkadaşlarımla konuşamıyordum, görüşemiyordum. Öğretmen bana bir şey sorduğunda da konuşamıyordum. Bir süre sonra karateye başladıktan sonra yani hem dışarıya açıldım, hem kültürel konuda hem de normal konuda çok bana yardımcı oldu karate. Evet. Sonra sizin geçen haftalarda yaptığınız çok güzel bir proje var. Bu projeden bahsetmek istiyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili. Bu projeyi hazırlarken ve yaparken çok emek sarf ettiniz ve bu da genel anlamda çok izlendi ve size çok büyük olumlu yönde tepkiler geldi. Bu projenin hazırlığını nasıl yaptınız ve aklınıza ilk gelen şeyler nelerdi? Bu projeyle ilgili siz bahseder misiniz Kardelen? Hazırlığını şöyle, sokak hayvanları kışın aç ve susuz oluyor. Bu sadece kışın değil, her zaman. Bazen kışın biz bile zorlanıyoruz. Hayvanlar zaten aç ve bu bizim bir iki yıl içerisinde çok dikkatimizi çekti. Sonra arkadaşlarımızla bir araya gelip sporcu olarak nasıl yardımda bulunabiliriz diye düşündüğümüzde bir arkadaşımızdan uluslararası maçta aldığımız birincilik kupasını satışa çıkarıp geliriyle de hayvanlara mama dağıtmak geldi. Bu fikri hep birlikte düşündük.
tamam olur deyince hocamızla görüştük. Hocamız da tamam olur deyince böyle bir girişimde bulunduk. Siz Ayşegül, bu projede ilk emeği sarf edenlerden iki arkadaştan bir tanesisiniz. Size nasıl bir olumlu yönde tepkiler geldi veya bu projeden sonra neler hissettiniz? Bu projeden sonra hem sokak hayvanlarına korkum gitti. Ben normalde hayvanlardan çok korkan bir insandım. O projeyi yaptıktan sonra hayvanlarla yakınlaştım ve çok güzel bir bağ kurdum onlarla. Olumlu yönde bana faydaları oldu. Evet, bu projeyle ilgili TRT Haber'de çıkan bir haberimiz var. Biz isterseniz şimdi bunu hep birlikte bir izleyelim ve olumlu yöndeki tepkileri hep birlikte izleyelim arkadaşlar. İstedi. Yeterli parası olmayan sporcular uluslararası turnuvada kazandıkları birincilik madalyasını satışa çıkardı. Kupayı satın alan iş insanı mama için gerekli parayı verdi. Şampiyonluk kupasını da karatecilere iade etti. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki sporcular antrenmana giderken sokakta aç kalan hayvanları gördüler. Hayvanların durumundan etkilenen sporcular karate hocalarına durumu ilettiler. Uluslararası şampiyonada kazandığımız birincilik kupasını biz açık artırmayla satmayı düşünüyoruz dediklerinde ben çok onur ve gurur duydum. Bu fikri senseyimizle tartıştık. Aynı zamanda Daskut kurtarma ekibiyle birlikte. Onlarla bir anlaşma yaptık. Kupayı açık arttırmaya çıkardık. Birincilik kupasına iş insanı Hüseyin Pelit talip oldu. Kupalarını aldım, tekrar geri iade ettim ve sokak hayvanlarına katkı olsun diye onların sponsorluğunu yapmaktan çok mutlu oldum. Gözlerinden heyecanları belliydi. Mama için gerekli parayı temin eden karateciler fedakarlıklarıyla hayran bıraktı. Kulübümüzün önünde yatan bir köpek vardı. Etçinin önünde yatıyordu ve biz de onun aç olduğunu gördük. Çaresiz kaldık. Biz de sporcu olarak, hani öğrenci olarak gücümüz de bu kupayı satmaya yetti. Daskut arama kurtarma ekibi ve karate sporcuları kırsal bir bölgeye gelerek bağışlanan köpek mamalarıyla sokak hayvanlarını beraber beslediler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yaptığı bir projeydi. Ve bu sokak hayvanları bizim için çok kıymetli. Çünkü onlar masum canlar, onların dili yok ve ağzı yok. Onlar isteyemiyorlar. Bu kış aylarında özellikle sokaklarda aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar, üşüyorlar. Biz de onlar için böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Şimdi bu projede ortak olan bir derneğimiz vardı. Daskut, Uluslararası Arama Kurtarma Derneği. Bu derneğimizin başkanı Sayın Tuncay Meriçli de canlı yayına alacağız inşallah. Tuncay Başkanımızı bağlayana kadar biz bahsedelim. Tuncay Başkanımız Daskut Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı ve Bursa merkezli bir dernek. Ve zaten başkanımız şimdi telefona bağlanacak. Bize bu konuda gereken bilgileri verecektir. Sayın Başkanım. Alo. Hayırlı yayınlar değerli başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. O pırıl pırıl gençleri gözlerinden öpüyorum. Hayırlı yayınlar diyorum size. Başkanım kendinizi ve derneğimizi bir tanıtır mısınız? Evet, adım Tuncay Meriçli. Daskut Arama Kurtarma, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği'nin genel başkanıyım ben. Şu an 22 ilde 650'nin üzerinde üyesi olan, asıl işi arama kurtarma faaliyetleri olan, aynı zamanda da insani yardım faaliyetleri yürüten bir kamu yararına kurulmuş bir derneğiz biz. Ve gençler de bizim tabii her şeyimiz. Orada da görüyorum pırıl pırıl, onları gördükçe geleceğimizi görmüş oluyorum. Bu şekilde sayın hocam.
Sayın Başkanım, şimdi bu genç kardeşlerimiz, biz ikisini alabildik sütü. Aslında 20 tane genç arkadaşımız bu projeye imza attılar. Onların da hakkını yememek lazım. İsimlerini tek tek saymaya gerek yok ama karate sporcularının 20 sporcumuz bu projeyi birlikte gerçekleştirdiler. Ve bu projeyi de karşılığında da bu aldıkları mamayı Daskut Arama Kurtarma timiyle birlikte sokak hayvanlarını besleme kararı aldılar. Ve burada da TRT'de de biraz önce bahsettiler. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ve görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Tabii çok örnek alınacak bir hareket. Ben de biliyorsunuz savunma sporlarından geliyorum ve çocuk yaşlarda başladım spora. O madalyanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiğim için öyle bir kupanın gözden çıkarılarak hayvanlara mama için satışa çıkarılması çok büyük bir özveri. Dolayısıyla çocuklarımızın yapmış olduğu bu özverili hareket bizi çok memnun ederken aynı zamanda bir o kadar da bizi duygulandırdı. Tüm Daskut ailesi ve bu aileyi sosyal medyadan izleyen tüm hayırsever vatandaşlar da mutlaka bizim gibi duygulanmışlardır. Ben hepsini gözlerinden öpüyorum. Çok özel ve güzel bir faaliyet ve özverili bir hareket bu. Bu çocuklarımızın doğaya ve hayvanlara ne kadar duyarlı olduğunu, sokakta köpek, bazılarının köpek diye adlandırdığı fakat onlar için can olduğunu ve bu hayvanların da bir şekilde bakıma ihtiyacı olduğunu o yaştaki çocukların farkında olması geleceğimizin ne kadar parlak ve ne kadar da hayırsever insanların elinde olacağının bence bir işareti olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Siz de bu konuda öncülük ettiniz. Sporcular bu hareketi sizinle beraber organize ettiler. Dolayısıyla ben hepsini gözlerinden öpüyorum. Hepsini ben, bizim biliyorsunuz Daskut Arama Kurtarma'nın çocuk grubu var. Karıncalar grubu dediğimiz Daskut Karıncası. Hepsini birer Daskut Karıncası ilan ediyorum. Ve İnşallah bundan sonraki faaliyetlerde de beraber olacağız. Tebrik ediyorum hepsini. Kendilerini ve aileleri. Aileleri de tabii burada çok önemli. Çünkü aileleri çok güzel pırıl pırıl çocuklar yetiştirmişler. Sayın Başkanım, genel olarak Daskut arama kurtarma dediğimizde herkes sadece arama kurtarma olarak görüyor. Daskut'un ayrıyeten sosyal projeleri de var. Bu projelerden biraz bahseder misiniz? Evet, Daskut arama kurtarma, bizim adımız arama kurtarma ama asıl amacımız bizim depremler, seller, kayıplar, bu tarz faaliyetlerdir. Bununla ilgili bizim üyelerimizin hepsi bu hususlara göre eğitiliyor. Ancak bizim derneğimiz aynı zamanda sosyal projeler ile de çok fazla iştigal olan bir dernek. Bunların başında sokak hayvanları geliyor. Biz yalnızca hayvanları beslemiyoruz, bunlara sağlık hizmeti de veriyoruz. Örneğin dün akşam 3 tane yavru köpek donmak üzereyken ekiplerimizin gelen ihbar üzerine gidip o yavru köpekleri aldılar ve köpekleri barınağa teslim ettiler. Geçen yine sokakta araç çarpması sonucu yaralanan bir köpeği ekibimiz ilk müdahalesini yaptı. Motorlu Rize ekibimiz, bizim biliyorsun şehir içinde trafikte en hızlı hareket edebilen motorlu ekibimiz hemen gitti. İlk müdahalesini yaptı. Ardından yine sağlık kuruluşlarına teslim ettik hayvanı. Bunun yanı sıra bizim çocuklara yönelik bilhassa ihtiyacı olan kitap, kıyafet, malzeme, okul malzemesi, bebek maması, bebek bezi, bu tarz ailelerle ilgili de bir projemiz var bizim. Bu projede de elini uzat çocuklar üşümesin projesi. Bu projeyle ilgili de hayırsever vatandaşlarımızın bize gönderdiği kullanılmış ya da yeni kıyafetleri kadınlar, kadın kollarımız tarafından ayrılarak gelen ihbarlardaki çocukların bedenlerine göre paketlenerek yanlarında bebek maması, bebek bezi ve alışveriş çekleriyle beraber ailelere teslim ediyoruz. Böyle de bir projemiz var. Şimdi yeni başlattığımız, yine çocukları biliyorsunuz pandemiden dolayı belirli saatlerde sokaklarda çıkmalarına müsaade ediliyor. Diyoruz ki bu saatlerde madem çocuklar dışarı çıkacaklar, çocuk parkları da onlar için steril olsun istiyoruz. Dolayısıyla çocukların steril parklarda oynayabilmesi için onlar evlerinde o yasaklı saatlerde biz çıkıyoruz, onların çocuk parklarını steril ediyoruz. Bununla ilgili bir kampanya başlattık.
Dediğimiz gibi arama kurtarma derneğimiz ama biz sosyal projelerde de varız ve vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Kim hayır yapmak isterse, kim gelip bize gönüllü olmak isterse daskut.com'a girip oradan bize ulaşabilirler. Evet Sayın Başkanım, bize verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığımız için size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Ordu bölgesine yolunuz düşecek biliyorum. Sizinle yönetmenimiz de müsaade ederse böyle bir güzel Daskut programı yapalım istiyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben çok teşekkür ederim. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi davet eden her yere biz gideriz ve davamızı da anlatırız. Bu konuda tereddüdünüz olmasın. İnşallah görüşmek üzere. Hayırlı yayınlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, Daskut Arama Kurtarma Genel Başkanı Sayın Tuncay Meriçli'ye katılımı için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz sporcularımıza tekrardan dönüyoruz. Kardelen, şurada önümüzde birkaç malzeme görüyoruz. Bu malzemelerin isimleri ne işlerde kullandığını bize biraz bahseder misin? Önümüzdeki malzemeleri biz kumite yaparken kullanıyoruz. Ayaklığımız, kaval kemik koruyucumuz, elliğimiz, karate kıyafetimiz ve göğüs koruyucumuz. Bir de dişliğimiz var bizim. Onu koyamadık. Yer yetmedi. Biz bunları dediğim gibi kumite yaparken rakibimizi sakatlamamak için yani veya yanlışlıkla kontak yani gerçek vurduğumuzda rakibimizin canını acıtmamak için kullanıyoruz. Peki Ayşegül'e dönelim. Ayşegül, karate sporu biraz önce Kadir'le bahsetti. Burada bir sürü malzemelerimiz var. Kullandığımız malzemeler. Bu malzemeleri niçin kullanırız? Ve karate gerçekten böyle insanların hani çocuklarını göndermek istemiyorlar. Yani sakatlanır bir yeri kırılır diye. Böyle midir? Siz 6 yıldır yapıyorsunuz. Biz sizin ağzınızdan dilinizden bunları öğrenebilir miyiz? Duyabilir miyiz? Öncelikle karate dövüş sanatı değil savunma sanatı. Bunun için çocuklarınızı geriye çekmeyin. İleriye sürün karate için. Göğüs koruyucumuz midemize veya vücut göğüs yerlerimizde herhangi bir yere vurduğumuzda dalaklanmamak için kullanılan malzememiz. Elliğimiz yüze kontak vuruş yani gerçek vuruş olduğunda dudağımız patlamasın, yüzümüze bir şey olmasın diye kullandığımız. Kaval kemik koruyucumuz kavallığımızı kırılmasın diye aynı anda tekmeye çıktığımızda kavallığımız kırılmasın diye kullanıyoruz. Ayaklığımızda yüze temas veya sırta temas olduğu için onunla da sakatlanmamak için. Peki diyelim ki biraz önce bahsettiğiniz zaman bir vuruş gerçekleşti. Gerçek bir vuruş gerçekleşti. Burada puanın mı oluşuyor yoksa karşılığında bir ihtar ceza mı alıyorsunuz? Ceza alıyoruz çünkü kontak vuruş. Yani kontak vuruşta puan almıyoruz. Anladım. Evet arkadaşlar, şimdi karate ile ilgili bir temel teknik çalışmamız var. Bunu bir izleyelim. Peşinden yorumlara arkadaşlarımızın da bilgi alarak devam edeceğiz. Evet. Şimdi biraz önceki çalışmayı gördük arkadaşlar. Bu çalışma temel teknik diyoruz. Bunların nasıl bir çalışma yapılıyor ve ön çalışmalar nasıl hazırlanıyor Kardelen? Bu hareketlerin toplamı da Kihon'dur. Biz bunları çalışarak hem kataya hem de kumiteye yani dövüşe hazırlanmak için kullanıyoruz. Böyle. Şimdi bu temel teknik dediğimiz Kihon çalışmaları hazırlıklarını yaparken ilk geldiğinizde salona ben hiç karate bilmiyorum. Sporcu çocuğumu yazdıracağım. Direkt bu tekniklerle mi başlıyorsunuz? Hayır tabii ki. İlk önce antrenman olarak ısınma hareketlerimizi yapıyoruz biz. Isınma hareketinden sonra ellerle başlayıp ayaklarla bitiriyoruz. Ellerle. Şimdi yayında gördüğümüz bir çalışma daha var. Kumite çalışması diyoruz buna. Evet. Burada bu çalışmaları
nasıl oluşuyor ve sizler bu çalışmaları yaparken rakiplerinize temas oluyor mu, yoksa mesafeli bir çalışmayla mı gerçekleştiriyorsunuz? Biz bu komiteye dediğim gibi az önce Keyhon çalışmalarıyla kendimizi geliştiriyoruz. Zaten temel teknikler Keyhon'dur. Onu yapan hem katayı hem de komiteyi yapabilir. Biz rakibimize normalde temas yapmak yasak oluyor. Yani maçta ceza alıyoruz. Ama vuruş çekiş yaparak, yani hızlı hareket edersek puan alıyoruz tam aksine. Ama dediğim gibi gerçek vurursak tam aksine ceza alıyoruz. Ceza alıyorsunuz. Hemşehrim, karateye başladınız. Karateye başladıktan sonra başka illere çıktınız. Başka bölgelerde maçlara gittiniz. Bu nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Ya bu çok güzel bir duygu ve ben bu kürsüye çıkarkenki duygumu, o birincilik kürsüsüne çıktığımki duyguyu hiçbir yerde yaşamadım veya hiçbir yerde hissetmedim o duyguyu. Pandemi dolayısıyla artık maçlara da gidemiyoruz. Dolayısıyla da o kürsüye çıktığımızdaki heyecanı hissedemiyoruz, alamıyoruz. Peki Kadere'ne sorayım. Maçlara gitmeyi özlediniz mi Kadere? Müsabakalara gitmeyi özlediniz mi? Ne hissediyorsunuz? Çok özledik. Tabii şu pandemi dolayısıyla Şubat'ta bir yıl olacak müsabakalara çıkamamamız. Biz müsabakaya çıktığımızda birincilik kürsüsüne çıkmayı özledik. O heyecanı, orada performans sergilemeyi çok özledik. Derece yapmayı da özledik. Tabii bunun bize katkıları falan da oluyor. Özledik yani. Nasıl bir katkısı oluyor? Katkılar oluyor dedim. Biraz açar mısın? Nasıl katkıları oluyor? Şöyle mesela sınavlarda yardımcı oluyorlar puan konusunda. Derecelerimize bakılarak tabii ki istediğimiz, yani üniversiteye falan gittiğimizde istediğimiz üniversiteyi seçip burslu olarak okuyabiliyoruz. Yani sayamayacağım bir sürü faydaları var. Evet. Ayşegül, sen bugün maçlardan gidemediğinden yakınıyorsun ve evet, pandemi dolayısıyla birçok spor salonlarımız da kapandı. Bu maçlara gittiğinizde, şampiyonalara gittiğinizde nasıl bir arkadaşlıklar kuruluyor diğer illerden? Çünkü doğusundan güneyinden herkes geliyor. Sonra yabancılık hissediyor musunuz? Orada kendinizi nasıl bir hissediyorsunuz? Yalnızlık hissediyor musunuz? Öncelikle maç alanına girer girmez öncelikle biraz çekiniyoruz tabii ki de, yabancılıyoruz etrafı. Sonrasında arkadaş ediniyoruz kendimize. Gidiyoruz mesela, konuşuyoruz. Maça çıkacak mısın gibisinden. Güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Öyle. Peki bu oradaki edindiğiniz arkadaşlıklarınızı sonra devam ettirebiliyor musunuz? Onlarla irtibatlarınız oluyor mu? Görüşüyor musunuz? İşte sosyal medyada olsun, telefonla olsun görüşmeleriniz oluyor mu hiç? Birçok kişiyle olmuyor ama en son Samsun'a gittiğimiz maçta tanıştığımız arkadaşlarımızla hala görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz. Peki karate dediğimde, sorduğumda karate nedir Kardelen? Bunun açıklamasını yapabilir misin? Belki biraz zor bir soru olacak ama karate nedir? Karate'nin anlamı öncelikle kara, boş, T'de el demek. Yani toplam anlamı boş ellerle savunma sanatı demektir. Boş ellerle savunma sanatıdır. Evet. Karate şunu mu diyoruz yani? Karate bir savunma sporudur. Evet, savunma sporudur kesinlikle. Peki Ayşegül, kata çalışması yapıyoruz, kata. Bu kata çalışmasını bize biraz açar mısın? Nedir? Ben bilmiyorum. Karateyi bilmiyorum dedim. Kata çalışması nedir? Kata tüm temel tekniklerin birleştiği, halk diliyle de boş elle dövüş. Yani hayali dövüş evet, diyoruz değil mi buna? Yani bütün tekniklerin oluşunduğunu ve burada gördüğümüz kadarıyla bu teknikler hem kumitede hem de temel tekniklerde oluşan aslında kata hepsini içeriyor diye görüyoruz. Doğru evet, mudur? Doğrudur. Tekrardan bir spor yapman gerekse Kardelen, yani 6 yaşındasınız, bir spor salonuna devam edeceksiniz. Ne seçersiniz? Hangi spor dalını seçersiniz? Karate haricinde mi? Yani genelde şu anda karateyi yapmıyor farz edelim. Karatede yoksunuz. Ben tekrar karateyi seçerdim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir spor. Ama eğer olmasaydı Fatsa'dan mesela, bu sefer tekvandoya yazılırdım. Çünkü dövüş sanatlarına gerçekten çok fazla ilgi duyuyorum. Çok da seviyorum. Karate kişilik olarak, davranış olarak, aile olarak size neler kattı mesela? Biraz açarsan. Davranış olarak ilk öncelikle bir saygı öğrendik. Arkadaşlarımıza, ailemize karşı, dışarıya karşı,
hoşgörü olsun, saygı olsun, disiplin olsun. Tabii bunun yanında sosyalleşmelerimize de katkı sağladı. Az önce yani arkadaşımın da dediği gibi ben karateye başlamadan önce içime çok kapanıktım. Hatta sınıftaki arkadaşlarımla bile doğru düzgün iletişim kuramıyordum. Sosyalleşemiyordum. Ondan sonra karateye başladım. Karateye başladığımda maçlara çıka çıka insanların izlemesinden dolayı çekingenliğimi çok şükür yendim. Eskisi kadar çekingen değilim. İletişimim de gayet düzeldi. Sosyalleşmem de gayet iyi. Karatede hiç unutamadığım bir anın var mıdır? Mutlu olarak şöyle, genelde insanların ilk çıktığı müsabaka olur ama benim ilk uluslararası maçımdı. Biz karatenin bir dalı, kumite dalında takım olarak maça çıkmıştık müsabakaya. Uluslararası hangi maçtı. Bölgedeydi bu? Adıyaman'dı galiba Adıyaman'da. Değil mi? Evet. 4-5 tane takımı yenip orduya birincilik kupası getirmiştik. İlk birincilik kupamızdı o bizim. O yüzden çok heyecanlandım, çok sevdiğim bir maçtı o benim. En kötüsü de çok bir kötü anım yok ama geçen sene Samsun maçında benim rakibim dediğim gibi kontak vuruş yasak karatede gerçek temas. Ama galiba kız biraz kendini fazla kaptırdı. Gerçek yumruk vurdu suratıma, dudağım patladı. Onun haricinde kötü bir anım yok. Bunlar güzel tatlı anılar diyelim. Zannediyorum Adıyaman maçında sen de vardın Ayşegül. Evet. Bu maçta ilk bir uluslararası maçtı ve Nemrut turnuvası diye yaklaşık herhalde bir 14-15 ülke vardı burada. Evet. Ne hissettiniz o maçta ilk birincilik kupası aldığınızda? İlk birincilik kupasını aldığımda ya kendimi çok özgüvenli hissettim. Kendimi çok rahat hissettim. Hem Adıyaman'a gittiğimizde arkadaş da edinmiştik. Çok mutlu bir anıydı, güzel bir anıydı. Orduya birincilik kupası getirmek daha da bir güzel duyguydu. Ve o maçta benim bir izlenimim vardı arkadaşlar. Ben hakemdim o maçta, hakemlik yapıyordum. Kardelen arkadaşımızın burnu çok sıcaktı Adıyaman. Aşağı yukarı 40 derecenin üzerinde bir sıcak vardı o maçta. Burnu kanadı ve bu darbeden dolayı değil, tamamen sıcaktan, o bölgeye alışık olmamaktan dolayı, yaşları da çok küçük olmasına rağmen tatami şefi, biz maçtaki yönetici, hakeme tatami şefi deriz. Tatami şefi geldi bana, dedi ki maça devam ettiremeyiz, burnunda aşırı derece kanama var. Ben daha ikinci maçında galiba, evet, değil mi Kardelen? Ben şöyle bir şey söylemiştim, hocam o pes etmeyecek ve biz buradan birincilik kupasını almadan orduya adım atmayacağız demiştim. Sonra tam maçın ortasındayım, maç yönetiyorum. Bunlar 3 kişiydiniz. Bir de, evet, bir arkadaşımız daha vardı. Üçü birlikte birincilik kupasıyla, ben birinci olduklarını tabii göremedim maç yönettiğim için, koşarak tatamin ortasına geldiler birinci kupasıyla ve bu bizim için de çok büyük, güzel bir an oldu. Ordu'ya ilk kez uluslararası bir maçta karate camiasında birincilik kupasını getirmiştik. Evet, birkaç mesajımız var. Onları da okuyalım inşallah. Cavit Aslan hocamız, tekvando hocamız, hayırlı yayınlar Ahmet hocam, tebrik ediyorum gençleri demiş, maşallah diyor size. Yine ederiz. Serpili Alem, güzel kızlarımızı faaliyetlerinden ve güzel kalpliliklerinden dolayı kutluyor ve hayatlarında başarılar diliyorum demiş. Tuncay Meriçli başkanım maşallah demiş. Evet arkadaşlar, sizler gerçekten karatenin içinde 6 yıldır birlikteyiz, güzel anılar oluyor. Tatlı anılar oluyor. Bazen olumsuz anılar da oluyor. Karate'nin yanı sıra Ayşegül'ün birkaç şeyi daha var. Böyle çalıştığı başka şeyler. Nedir Ayşegül onları? Ne yapıyorsun mesela? Öncelikle Kore'ye gidiyorum. Onun yanında pandemi döneminde resim yapmaya başladım. Evde canım sıkılıyordu. Resim yapmaya başladım pandemi döneminde. Koro'yla karate'yi çok seviyorum. Bunun yanında resim yapmayı da çok seviyorum. Canım sıkıldığında gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Eğleniyorum, güzel vakit geçirmeyi çok seviyorum. Evet, güzel. Senin karatenin haricinde bir hobin var mıdır? Yaptığın bir şey var mıdır Kardelen? Benim dediği gibi arkadaşımın, ben de resim yapmayı çok seviyorum. Önceden piyano çalıyordum, piyano ile gitar, ama bıraktım. Çünkü karateye daha çok ağırlık verdiğim için ikisini aynı anda idare edemedim. Ama şu an evde hala resim yapıyorum. Resim yapıyorsun. Peki.
Şimdi tekrar soruyorum. Yarın bu pandemi dönemindeyiz ve maçlar yok. Evde karatede salonda da çok çalışamıyoruz. Evde değil mi? Salonda da çok çalışamıyoruz. Belli kısıtlamalarımız var. Belli saatlerde çalışıyoruz. Evde karate yapıyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Evde karate çalışıyoruz. Evet. Hem kumite hem kata. Aynı zamanda esneme ısınma hareketlerini de yapıyoruz. Kendimi ben biraz jimnastiğe de şey yaptığım için, ilgi duyduğum için esneme hareketlerini falan çok üstüne düşüyorum. Sen Ayşegül evde çalışıyor musun karate? Evet çalışıyorum. Komşulardan şikayet geliyor mu? Arada geliyor. Çok sesli kia dediğim için ama bu kia demek beni çok rahatlatıyor. Kia demek dedin de kia'nın şimdi kia ne demektir? Bunu biraz açabilir misin? Heyecanlısın biraz ama. Yoksa kardelene mi sorayım? Açıklayayım. Açıkla. Kia demek teknik yaptığınızda veya herhangi bir şeyde ses çıkartmak diye açıklayayım. Bu ses çıkarmanın bir şeyi var ama karatede amacı var. Hare evet. Dediğimiz yani evet, bir anda kendini sıkıp boşaltma ve hızını artırma ile ilgili değil mi? Evet. Evet. Siz spora devam ediyorsunuz, okul projesiyle başladınız, karateyi seviyorsunuz. Hedeflerin nedir karatede ileride? Hedeflerim öncelikle kesinlikle milli sporcu olup yurt dışında Avrupa'da falan Türkiye'yi temsil etmek. Onu çok istiyorum. İleride belki sporculuğu bıraktığımda milli antrenör olmayı da çok istiyorum. Yani hayalim karate üzerine. Karate üzerine. Sen evet. Karatede ne yapmak istiyorsun? İleriye dönük hedeflerin var mı karateyle ilgili? Benim de arkadaşım gibi milli sporcu olma hayalim var. Bunun yanında müzik öğretmeni de olmak istiyorum. İkisini de çok istiyorum. İkisini aynı anda da yürütüyorum, yürütebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki neden yürümesin? Bizim bir sürü arkadaşlarımız var. Emniyet müdürü olup karatede uluslararası hakem olan, dünya hakem olan. İşte yine profesör olup, doçent olup hakemlik yapan arkadaşlarımız var. Sizde de neden olmasın? Ama bir hedefiniz mutlaka var. Bu çok güzel. Ben... Şöyle Ayşegül biliyorsunuz korodayım dedi ve siz daha çok fazla yormak istemiyorum. Kısa keseceğim bu akşamki programı ve programımızı da Ayşegül'den çok güzel bir yönetmenim de müsaade ederse şarkıyla kapatmak istiyoruz. Son sözlerinizi alalım ondan sonra senin şarkınla programımızı kapatalım. Evet ilk önce buradan başlayalım. Tamam. Kardelen. Efendim. Senden son sözlerini alalım. Burada olmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. Tabii heyecanım çok var, hala var bitmesine rağmen. Ama iyi geçti. Sohbet tarzında olduğu için o kadar çok da abartılacak kadar heyecanım yok. Sonlara doğru birazcık dindi evet. Heyecanım. Karate yapmak isteyen çocuklara, arkadaşlarınıza bir mesajın var mı? Şöyle dövüş sanatı olarak tabii ki dediğimiz gibi karate aslında bir savunma sanatı ama karate sporunu seçebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir spor. Hem disiplini öğretiyor hem sosyalleşmeyi yani kendinizi geliştirmenizi daha doğrusu kolaylaştırıyor. Ayşegül son mesajlarını sen de alalım. Ondan sonra peşinden ben kapanış yapayım. Senin şarkına girelim olur mu? Tamam olur. Öncelikle karate sadece kendinizi savunmayı değil... Saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaşamayı da öğretti bize. Bunun yanında disiplin de en önemli unsurlardan bir tanesi. Burada olmak çok güzel bir duyguydu. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Evet, biz size teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, bugün yaptığınız projelerden bahsettik. Sporu tanıttınız, kendinizi tanıttınız. Hedeflerinizi anlattınız arkadaşlarımıza, izleyicilerimize. Ayaklarınıza sağlık, size teşekkür ediyorum. Evet, değerli Moda TV izleyicileri. Bu akşamki konuklarımız Kardelen Eriş ve Ayşegül Çakır'dı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka programda görüşeceğiz ama Ayşegül'den bir türkü şarkı alaraktan veda ediyoruz. Kubanın alması ha gölüm.